et. Düşünce gücüyle kendini iyileştiren Joe Dispenza'dan bahsetmek istiyorum. Joe Dispenza kendisi de bir doktor. Bir gün elin bir kaza sonucu 6 metre yükseklikten düşüyor ve omurgası paramparça oluyor. Kendisi de omurga üzerine bir uzman. Hekim arkadaşları diyor ki sana titanyumdan bir omurga yapacağız ama gene de sakat kalacaksın diyor. Joe Dispenza bunu kabul etmiyor. Eve gitmeyi tercih ediyor ve evde şöyle düşünüyor. Eğer kırılan kemik kendini onarıyorsa, eğer kestiğin elin kendini onarıyorsa vücudun kendi kendine onarma gücü var. Ve ben bu güçle bağlantı kuracağım. Ben kendimi iyileştireceğim diyor. Ve 10 hafta boyunca yattığı yerden kendini iyileştirdiğini imgeliyor. Kendini ameliyat ettiğini, omurları olması gereken yere oturttuğunu imgeliyor. 8 haftanın sonunda hareket etmeye başlıyor. 10. haftanın sonunda yürüyerek hastaneye gidiyor. Ve 11. hafta yürüyerek hastaneye gidip hasta görmeye başlıyor. Ve tıp dünyası onu mucize olarak nitelendiriyor. Nasıl yaptın diyorlar. Joe Dispenza o zaman kendine bir söz veriyor. Bunu herkese anlatacağım. Herkese ışık olacağım. Benim bu hikayeden anlatmak istediğim şey, Joe Dispenza'nın sözleriyle söyleyeceğim bunu. Senin kalbin bir şeye tüm gücüyle inanırsa öyle bir manyetik alan yayar ki ölçülebilir manyetik alan. Bütün dünya senin o hayalini gerçekleştirmek için seferber olur diyor. Yani demem o ki hislerinle, inançlarınla kendi gerçekliğini yönlendirebilirsin. O yüzden düşüncelerine lütfen dikkat et. Düşünce gücüyle kendini iyileştiren Joe Dispenza'dan bahsediyorum.